Hatay Ro-Ro nakliyeciler olarak ihracatçılarımızla birlikte elimizdeki dolarları, dövizleri, euroları bozdurmak üzere bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla nakliyeciler olarak, bireysel olarak geçen haftada bu şekilde para bozduran arkadaşlarımız var. Biz de bozdurduk. Ama biz bunu kamuoyuna hep birlikte Hataylı nakliyeciler ve Hatay Ro-Ro ortakları olarak ihracatçılarımızla birlikte devletimizin yanında olmak adına bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Bugün bizler iş adamları olarak bu yapılanların, bu yaşananların herhangi bir ekonomi, doğal bir vaka olmadığını görüyoruz. Şunu da net olarak ifade edebiliriz ki bugün ekonomisi tıkır tıkır işleyen ve en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomimizin, bankacılık sistemimizin düzenli bir şekilde çalıştığı, yerli ve milli üretimimizin giderek arttığı ve ekonomi göstergelerinin sürekli istikrarı ve büyümeyi gösterdiği bir zamanda ne oldu da şu anda dolar yükseliyor? Hangi politika değişikliği yapıldı ki bu doların yükselmesine sebep oldu? Baktığımızdan hiçbir şey yok. Tamamen Amerika'nın 15 Temmuz'da yapamadığını, 17-25'te gezi olaylarında yapamadığını bugün ekonomimize saldırarak yapmaya çalışıyor. Ve daha önce nasıl başaramadıysa bunda da başaramayacak. Biz iş adamları, nakliyeciler olarak ülkemizin yanındayız. 15 Temmuz günü canımızla, malımızla sokaklara indik. Bugün de aynı şekilde yine devletimizin yanındayız. Bizler vatanımız için canımızı feda etmeye hazır iken malımızın hesabını yapmayız. Ben eski bir öğretmen olarak burada arkamda duran nakliyeci arkadaşlarımla 20 yıl önce hangi koşullarda nakliye yaptığımızı çok iyi hatırlıyoruz. Bizler şu an sahip olduğumuz 40 kilolarıyla ve nakliyecilerin bir araya gelerek kurduğu Hatay Ro-Ro ve Hatay Ro-Ro'nun sahip olduğu Habibi Necer gemisi ve Beyaz Bestami gemisi bu ülkemin, bu vatanımın iş adamlarına, iş dünyasına tanımış olduğu imkanlardan, ekonomimizin istikrarından elde edildi. Hepsi de helal lokma ile elde edildi. Biz bütün bunları devletimizin bekası için feda etmeye hazırız. Allah'ın izniyle başaramayacaklar, muvaffak da olamayacaklar ve göreceksiniz ki ülkemizin ekonomisi bu saldırıyı bertaraf edecek kabiliyet ve zenginliktedir. Devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Benim gibi, bizim gibi düşünen binlerce, milyonlarca Anadolu insanı var ve millet olarak buradan bir iş adamı olarak şunu diyorum, müsterih olalım, Allah'ın izniyle bu eşiği de atlatacağız. Bize düşen bu saatten sonra çok daha fazla çalışmak. Bizler nakliyat yaklaşık 100 bine yakında. Sayın Solak Bey doğru mu? Yani işin güzel tarafı nakliyeciler, iş adamları şu anda birbirini teşvik ediyor. Şu kadar bozma, bu kadar boz diyor. Evet. Metin abi az önce bir bankada 8 bin dolar bozmuş. Yine şu anki kampanya katılmak için yine elindekileri, kararları almış gelmiş. Yandaki nakliyeci teşvik ediyor. Bak ben bu kadar bozdum, sen de bu kadar boz diyor. Türk milleti bu işte. Arkadaşlar hesabımızı açtık. Hem dolarımızı bozduk hem de Ziraat Bankası kasasında bıraktık. Büyük sanayici iş adamlarımızın da bu şekilde yaptıklarını düşünüyoruz. Desteklerini de topluyoruz iş adamlarımızın.